Büyükşehir Belediyesi'nin biz mağdur personellerinin sesini duyurmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz basın açıklamasında bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Bizler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 2015-2021 yılları arasında güvenlik personeli olarak çalışan emekçileriz. Gece gündüz, kar kış, bayram seyran demeden pandeminin en yoğun yaşandığı zamanlarda bile toplu taşıma araçlarını kullanarak görevlendirildiğimiz tüm ilçelerde görevimizi en iyi şekilde yerine getirdik. 2017 yılında sözleşmemizin bitmesine daha 19 ay varken bağlı olduğumuz güvenlik firmasının üst işveren olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile ilişiği kesildi. Yaklaşık 20 gün sonra üst işverenimiz olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından başka bir özel güvenlik firması ile anlaşma imzalamamız istendi. Fakat yeni sözleşme gereği maaşımız 800 TL aşağı çekildi. Bu durumun geçici olduğu, birkaç ay sonra şartları yine eski seviyede olacağı söylendi. Fakat aylar geçmesine rağmen bir değişiklik olmadı. Biz de yarım kalan sözleşmemizden doğan hak ve kayıplarımızı sorduğumuzda o haklar için dava açmamız gerektiği, bu haklarımızı ancak bu şekilde alabileceğimiz tavsiye edildi. Bizler de bu uyarıyı dikkate alarak elimizden alınan haklarımızı almak için dava açtık. Her demokratik ülkede olduğu gibi anayasamızın 36. maddesinde tanımlanan hak arama hürriyetimizi kullanarak kaybımızı yasal yollar ile üst işverenimiz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettiğimiz için bağlı olduğumuz birim olan Personel AŞ tarafından biz 12 emekçiye işverenin güvenini kötüye kullanma suçlaması ile 8 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 46. madde kapsamında sözlü ya da yazılı herhangi bir uyarıda bulunulmadan telefonlarımıza WhatsApp mesajı atılmak suretiyle tazminatsız olarak çıkarıldığımız tebliğ edildi. Odağında insan olan, sosyal demokrat olan, emekten yana olan Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bize uygun görülen bu muamele biz yıllarını veren emekçileri derinden yaralamıştır. Çıkış işlemlerinin mutlulukların yaşandığı bayram öncesinde başlamış olması da biz çalışanların ailelerini daha derinden yaralamıştır. Bizler hak arama ve işe iade sürecimizi avukatımız Sayın Emre Köprülü vasıtasıyla başlattık. Yasal yolları kullanarak sadece hakkımızı aradığımız için Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından biz emekçilere bayram öncesi layık görülen bu uygulamayı bir basın açıklaması yaparak sizlerle paylaşma ihtiyacı duyduk. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından biz 12 güvenlik personelinin işten çıkartılmış olması bir demokrasi ayıbıdır. Nüfusunun 1/4'ünün ücretli olduğu bir ülkede emeğin hakları yok edilerek demokrasinin var edilmesi mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sergilenen hak arama özgürlüklerine yönelik bu baskıcı, olumsuz tutumlar ülkemizdeki demokrasi mücadelesine, hak arama mücadelesine vurulmuş bir darbedir. Bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde bizlerin yaşadıkları aslında tüm işçi sınıfının meselesidir. Nasıl ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hak, hukuk, adalet arayışı başlatarak Ankara'dan İstanbul'a yürümüşse bizler de 12 güvenlik personeli olarak hak, hukuk, adalet arayışımıza yasal yollardan devam edeceğiz. Tekirdağ'dan Ankara'ya kadar yürümeyi bile düşünebiliriz. Hakkımızı her zeminde tereddütsüz ve tavizsiz arayacağız. Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde haksız, hukuksuz ve adaletsiz olan bu davranışını şiddetle kınıyoruz. Biz sadece yasal olan haklarımızı istiyoruz. Son olarak da bugün burada mensup olduğumuz DİSK Genel İstendikası'ndan bir temsilcinin de aramızda olmasını beklerdik. Ama maalesef kimseyi göremiyoruz. Bu da bize ülkedeki sendika yapılanmasının ne kadar değiştiğini gösteriyor. Bize başından sonuna kadar her türlü desteği veren, emekten, emekçiden yana olduğunu her zaman hissettiren Cumhuriyet Halk Partisi Gelecek İçin Sol Kanat Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Erol İnce Bey'e, yine bu yola bizimle beraber çıkan, arkamızda duran, en az bizim kadar davamıza sahip çıkan değerli avukatımız Sayın Emre Köprülü'ye, burada olup bizi destekleyen tüm katılımcılara, Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ İl Başkanı İsmail Tokgöz Bey'e ve siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimizi iletir, saygılar sunarız. Basın açıklamasını ben de sizlerle beraber ilk defa dinledim. Şunu belirtelim, emeğin partisi olmaz.
alın terinin partisi olmaz. İşçi sınıfının mücadelesinin siyasi görüşü partisi olmaz. Bu demokrasiyle, hukuk devletiyle, insani değerlerle açıklanabilecek bir konudur. Belediyenin o partili bu partili olmasının hiçbir önemi yok. Burada önemli olan anayasayla teminat altına alınmış bir değerin, bir hakkın engellenip engellenmediğidir. Neticesinde işçi arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız anayasanın 36. maddesiyle teminat altına alınmış hak arama hürriyeti kapsamında haklarını aramak için yargıya müracaat etmişler. Ne demişler? Bizim eskiden kaynaklanan, geçmişten kaynaklanan alacaklarımızın olduğunu düşünüyoruz demişler. Ve kendileri bu konuda yargıya müracaat etmişler. Zaten bundan daha demokratik, hukuk devleti çerçevesinde bundan daha doğru bir davranış şekli yok. Yargıya gitmişler. Yargı der ki, evet sizin hakkınız var, bu hakkınız size ödenmelidir. Yargı der ki sizin hakkınız yok, o zaman yargının verdiği karara herkes saygı duyuyor. Ama neticesinde yargıya müracaat etmek kişilerin vatandaşlık bağıyla birbirine bağlanmış olan insanların Türkiye Cumhuriyeti'nde en doğal hakkı. Kimse yargıya gitti diye işten atılmaz. Kimse yargıya gitti diye tazminatsız kapı önüne konulmaz. Burada bu değer şu açıdan önemlidir. Bizim inandığımız değerler, bizim inandığımız hayat görüşü kim olursa olsun yanlışsa bu yanlışın karşısında durmayı bize mecbur kılar. Burada ben açık söylüyorum. Benim düşüncemin, hayat görüşümün ne olduğunu bütün Tekirdağ bilir. Ama bu hayat görüşü işçi kardeşlerimize haksızlık yapıldığında beni esir alamaz. İşçi kardeşlerimize burada yanlış yapılmıştır. Burada haksızlık yapılmıştır. Bu haksızlık bir an evvel çözülmelidir. Ben kendilerinin aynı zamanda avukatıyım. Burada şunu belirtmek istiyorum. Bu yanlıştan bir an evvel dönülmelidir. Yargı zaten kararını verecektir. Ama yargının verdiği karardan daha önemli olan bazı ilgililerin, bazı yöneticilerimizin, bazı Tekirdağ'da yöneticilerimizin bir hata, bir yanlış varsa bu yanlışı tekrardan değerlendirerek geri adım atmayı da bilmesidir. Söz konusu olan tabloda bugün yargı süreci şu aşamadadır. İşe iade talepleriyle ilgili konu şu an arabuluculuk görüşmelerindedir. Burada arabuluculuk görüşmelerinde tekrardan konu değerlendirilmeli ve yargıya gitti diye, hakkını aradı diye işten atılan bu hemşerilerimiz, kardeşlerimiz, alın teriyle, emeğiyle çalışan insanlarımız tekrardan işlerine geri alınmalıdır. Ben sözümün en başında söylemiştim. Yanlış hata olabilir. Önemli olan bu yanlış ve hata yapılsa dahi bu yanlış ve hatanın bizi esir almadan hatanın karşısında durabilmeyi bilmektir. Bu bir siyasi mücadele değildir. Burada bir siyasi parti yoktur. Bir siyasi mücadele yoktur. Buradaki tek mücadele işçinin yanında durmak, alın terinin yanında durmak, emeğin yanında durmak, doğrunun, adil olanın, hakkaniyetli olanın yanında durmaktır. Ben bugün herkese teşekkür ediyorum. İşçi kardeşlerimiz, emekçi kardeşlerimiz yalnız bırakılmamıştır. Ve bunu kamuoyuyla paylaşmak isteklerini siz değerli basın mensuplarıyla bir araya gelerek kamuoyuyla buluşturmak istemişler. Sizler de onları yalnız bırakmamışsınız. Sizlere de ve değerli katılımcılara da teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.